Canlarım selam. Ben Emre Hocanız. Kanalıma hoş geldiniz. Bilgi Sarma Trigonometri Fasükülü'nde size 4 ile 4 yaptırmak için buradayız. Umarım keyifler yerindedir. Her şey yolundadır. Çalışmalar mükemmel bir şekilde gidiyordur. Sıkıntı yaşadığınız yerler elbette olacak. O zaman biz yanınızdayız güzel insanlar. Sorun yaşadığınız yerleri yok işte katıla özel, yok buna özel, yok şuna özel yok arkadaşım. Yorum kısmına belirtiyorsun. Emre Hoca sana cevap verecek. Güzel insanlar gelin hemen sorularımıza geçelim. Sizden bir ufak tabii ki isteğimiz olacak. Onu da siz yapacaksınız. Ondan eminim. Bir muhteşem üçlü yapmanız, beğenip, yorum yapıp abone olursanız çok mutlu olurum. Şimdi özel açıların trigonometrik değerleri. Özel açılardan kastımız ne? Birincisi 60 derece, 30 derece. İkincisi ise 45 derece güzel insanlar. Şimdi biz hemen bir özellik var. Onu hatırlamak istiyoruz. 30'un karşısında bir varsa... 60'ın karşısında bu değerin kök 3 katı vardı hemen geldim yazdım. 90'ın karşısında buradaki 30'un karşısındaki değerin 2 katı vardı. Hemen geldim onu da yazdım. Peki burada bir değerler var ve birbirine eşitle mi? Ne dikkatimi çekiyor? Bir önceki ders öğrendiğim bilgiyi soruyor bana burada. Birbirini 90 dereceye tamamlayan açılarda sinüs kosinüse eşitti. Tanjant kotanjanta eşitti. Sekant da kosekant eşitti. Bu bilgileri lütfen ama lütfen bilmek zorundasın. O zaman gel hemen seninle birlikte sinüs 30'u hesaplayalım. Neydi o güzel insan? Tabii ki 30'un karşısı burası. Hipotenüsü burası. O zaman cevap 1 bölü 2 geldi. Aynı şekilde kosinüs 60 da 1 bölü 2. Geldim şuraya. Kosinüs 30. Hemen bakıyorum güzel insan. Komşuda kök 3 var. Hipotenüs de 2 var. Burası ne geldi? Kök 3 bölü 2 geldi. Tanjant 30. Hemen bakıyorum güzel insan. Karşıda 1 var. Komşuda kök 3 var. Geldim buraya. 1 bölü kök 3 yazdım ama biz daha çok kök 3 bölü 3 yani eşlenikle çarpılmış halini yazarız. Geldik son olarak kotanjant 30'a o da güzel insanlar komşu bölü tabii ki karşı. Komşun kök 3 karşın 1 cevap kök 3 bölü 1 yani sadece kök Olay bu şekilde. Bunlar ezbere bilinecek. Bilinmezse olmaz. Şimdi geldim 45 45 90 üçgenine. Hemen hatırlatayım. Burası A ise burası A. Burası ne geliyordu güzel insanlar? A kök 2. Yani şuradaki değerin kök 2 katı. O zaman 1'in kök 2 katı ne olur? Tabii ki kök 2 olur güzel insanlar. Çünkü 1 ile neyi çarparsan çarp hemen diğer sayıyı verir. Şimdi geldik buraya. Sin 45. Sin 45 neydi güzel insan? Tabii ki, ister bu 45'e göre, ister bu 45'e göre fark etmiyor. Sonuç aynı çıkacak sonuçta. Ne gelecek güzel insan? Ben şu 45'e göre yapıyorum. Karşı bölüm hipotenüs'ten 1 bölü kök 2. E peki güzel insan, bu aynı zamanda eşleniyle çarpılırsa kök 2 bölü 2. Biz daha çok bunu kullanırız. Haberiniz olsun. Burada da bunu kullanıyoruz canlarım. Haberiniz olsun. Şimdi geldik buraya. Tan 45, kod 45. İster bu açıya göre, ister bu açıya göre yap. Sonuç aynı gelecek. Zaten 1 bölü 1'den sonuç ne gelecek güzel insan? 1 gelecek. Şimdi buraya kadar her şey normal. Bunlar bence sizin tarafınızdan saniyesinde ezberlenecek bilgiler. Burada 0, 90, 180 ve 270 dereceler geldi. Bunları zaten geçmişte öğrettik. Bir hatırlatma yapalım. Bir de şu tanımsızlara biraz vurgu yapalım. Hemen ne yapıyorum güzel insanlar? Tabii ki bir tane çember çiziyorum. Çemberi çizdikten sonra şurada geldim. Koordinat eksenimi çizdim. Hepsini göstermeyeceğim. Birkaçını göstereceğim. Bak iyi izleyin. Şurası diyelim ki 90 derecenin olduğu yer. Bu noktanın koordinatları 0,1'di. Hatırlıyor musun? birinci bileşen yani x ekseninde biz ne demiştik? Kosinüs ekseni. O zaman kosinüs 90 sıfıra eşit. Kosinüs 90 sıfıra eşit. Geldim bak böyle gösterdim. Şimdi geldim şuraya güzel insanlar. Sinüs 90 ise 1. Bak geldik bunu da burada yazdık. Peki hemen şu noktaya bakarsak bu nokta eksi 1 virgül 0. Yine yeşille kosinüsü gösterelim. Bak kosinüs 180 derece neye eşit? Eksi 1'e. Bak gösterdim zaten. Burada sinüs 180 ise 0'a bunlar da burada var. Şimdi bu tanımsızlık nereden geliyor hocam? Bu sonuç nereden sıkıntıya düşüyor? Şöyle göstereyim. Bak mesela şurada kotanjant 90'a baksan sen. Ne yazacaksın güzel insan? Tabii ki oraya sığmayacak. Kos 90 bölü sin 90 çıkacak. E, kosinüs 90 ne? Güzel insan sıfır. Şimdi burada sorun yok. Sin 90 ne? 1. Bir. Sıfırın 1'e bölümü sıfır. Geldim bak Kotanjant 90'a sıfır yazdım. Sorun olmadı. E bir de tanjant 90'a bak. Bak bakalım orada neler oluyor neler. Şimdi geldim buraya sin 90 bölüm cos 90 yazdım. E üst taraf 1, alt taraf sıfır. Bir sayının sıfıra bölümü neydi? Tabii ki tanımsızdı. İşte tanjantın 90'daki tanımsızdı. buradan geliyor. Aynı şekilde 270'te yani pi bölü 2'nin not alabilirsin. Pi bölü 2'nin tek katlarında bak tek sayı katlarında ne oluyor? Tanımsızlık geliyor. Burada ise dikkat edersen pi'nin katlarında tanımsızlık geliyor. Güzel insan. Şimdi olay bu şekilde. Gelin sorularda nasıl göreceğiz? Hemen ona bakalım. Birinci sorumuz Basit bir soru. 30 derece, 45 derece, 180 derece. Tanjant pi bölü 3, kosinüs pi bölü 6. Peki hemen pi bölü 3 ne demek? Güzel insan ne yapacaksın? Pi yerine 180 yazarsan 180 bölü 3'ten burası tanjant 60 geldi. Şimdi geldim buradaki pi yerine yine 180 yazarsam 180 bölü 6'da ne geldi? 30 geldi mi? Geldi. Şimdi sinüs 30 ben biraz önce size söyledim. Tabi ezbere bilirsen saniyesinde yaparsın. 1 bölü 2. Tanjant 45. Tabii ki 1. Kosünüs 180, eksi 1, bir eksi daha geldi güzel insan. Geldim, hemen bölü çizgimi attım. Attıktan sonra devam edelim. Tanjant 60, kökü 3'e eşit. Tabii ki ben bunu ne yapacağım? kosinüs 30'la yani kök 3 bölü 2 ile çarpacağım. Dikkat edersem hemen şurası 1 bölü 2 artı 2 oldu. Bölü çizgimi attım. Burası ise 3 bölü 2 geldi. Çünkü kök 3 ile kökü çarpılırsa kök kalkar. Peki burada ne yapacağız güzel insanlar? hemen şunla şunu çarpacağız. Buradaki değerle toplayacağız. O zaman 2 ile 2'nin çarpımı 4. 1 ile toplarsan buranın sonucu 5 bölü 2 gelir. Geldim buraya 5 bölü 2 yazdım. Buraya baktığın zaman da 3 bölü 2 var. Birinci kesir yani bunu aynen tutarım. İkinciyi yukarıya ters çevirip çarparım. Sonuç olarak ne gelecek? 5 bölü 2 çarpı 2 bölü 3 olacak. Buradaki ikiler birbirini götürecek. Sonuç olarak ne gelecek güzel insan? 5 bölü 3 yani değişikliği çıkacak birinci sorumuz. Şimdi bu ders gerçekten zor geçecek haberiniz olsun. Zorluk düzeyi yavaş yavaş artacak. Hele sonlara doğru gerçekten iyice sıkıntı olacak. Ama çok iyi bir şekilde anlatacağım. Hiç korkmayın. Geldim. Hemen ikinci soruma. Bu tip sorularda kotanjant 1 ile başlar ya da tanjant 1 ile başlar fark etmez. Böyle peş peşe çarptığı zaman unutma akla direkt tümler açılar gelecek. Birbirini 90 dereceye tamamladığında ne oluyordu? İsim değişiyordu. Onlar aklına gelecek. Şimdi ben burada baktım. Kot 1 ile başlıyor. Kot 2, kot 3, kot 4, kot 89'a kadar yan yana çarpıyorum. Şimdi ben şuna bakmak istiyorum. Önce bu tip sorularda hemen aklınıza ilk terim sayısı gelsin. Burada kaç terim var? Son terimin 89. İlk terimin 1. Kaçar kaçar artıyor? Birer birer. Artı 1. Demek ki burada 88 artı 1'den 89 tane terim varmış. Şimdi bu önemli benim için. Ben hemen şunu biliyorum. Kotanjant 89. Geldim şunu yazdım onun yerine. Tanjant 1 yazdım canlarım. Bunu geldim yazdım. Kotanjant 88 yerine ne yazdık? Siz söylüyorsunuz. Tanjant 2. Sonra geldim kotanjant 87 yerine ne yazdım? Tanjant 3. İyi de hocam bu benim işime ne yapacağız ki? yani? Nasıl kullanacağız bunu? Çok basit güzel insan. Hemen şunu biliyorsun sen. Tanjant x ile kotanjant x'in çarpımı 1'di. O zaman şöyle yapabilirim. Kot 1 geldim. Kot 89 yerine eşiti olan tan 1'i yazdım. Al sana. Geldim buraya. kod 2 onun eşiti olan kotanjan 88 yerine tanjant 2'yi yazdım. Sonra kod 3 geldim buraya tan 3'ü yazdım. nokta nokta gittim. E en son kod 44'ü yazdım. Tanjant 44'ü yazdım. Peki hocam bütün terimleri yazdık mı? Hayır. Lütfen dikkat et. Senin 89 tane terimin vardı. Sen bunları ortadan ikiye bölsen 44, 44, 44 yani toplam 88 terim yapar. 44 bir tarafta, 44 bir tarafta. Şöyle göstereyim. Bir eşitlik düşünün. Bunun sol tarafında 44 tane, sağ tarafında 44 tane. Ortada bir terim kaldı. O da kim? Tabii ki kotanjant 45. Ben bunları çarpıyorum. E şimdi kot 1 ile tam 1'in çarpımı 1. Kot 2 ile tan 2'nin çarpımı 1. Buranın çarpımı 1. Nokta nokta buranın çarpımı 1. Sonra kotanjan 45 o da 1. O zaman ne oldu? 1, 1, 1, nokta nokta 1. Kaç tane 1'i çarpıyorum? 45 tane. Sayısının önemi yok ki. Sonuçta ne gelecek güzel insan? 1 gelecek canlarım. Olay bu şekilde. Mevzu bu. Ne yapıyoruz? Aklımıza hemen şunu getiriyormuşuz. Tümler açıyı. Birbirini 90'a tamamlaması. 2. Soruya başlarken terim sayısı önemli. Ona bakıyorsun güzel insan. 3 tabii ki değerleri de bilmek zorundasın. Geldim 22. soruma. Şimdi bu soru da ona benziyor. Geldik tabii 22 diyorum ama örnek 17 benim 22. slaytım. Burada örnek 17 de ona benziyor güzel insanlar. Neye dikkatinizi çekiyor? Yine toplamları birbirini tamamlayan 90'a tamamlayan açı değerleri var. Ben şöyle yazmayla bir başlayayım. Terim sayısı yine bir önceki sorudaki gibi 89 tane. Bu benim için önemli. Yani ortadan ikiye ayırdığında 44 tane bir tarafta 44 tane bir tarafta ortada bir terim kalıyor. Hemen söyleyebilirim onu. O kim? Tabii ki sinüs kare 45 bu ortada önemli benim için. Şimdi geldim. Sinüs kare 1, sinüs kare 2, sinüs kare 3 nokta nokta bu. Bunun eşiti neydi? Kosinüs kare 1. Bundan önce kim var? Kosinüs kare 2. Bundan önce kim var? Kosinüs kare 3. O zaman gelin ikili ikili bloklara gruplara ayıralım. Önce kimi yazacağım? Sinüs kare 1 tabii ki. Onun yanına kimi yazdık? Kosinüs kare 1. Şöyle buranın sonucu kaç geldi? 1. Sonra geldim buraya. Sinüs kare 2. Sonra geldim kosinüs kare 2 yazdım. Bunun sonucu yine 1. Çünkü bunların karelerinin toplamı hep 1'di. Nokta nokta kaça kadar geleceğim? 44. O zaman sinüs kare 44 Geldik buraya. Kosinüs kare 44. Sonuç ne geldi? 1. Peki güzel insan. Kaç tane 1 var? Çünkü burada artık çarpmıyorsun. Topluyorsun. E tabii ki işte bak terim sayısı işe yaradı. Burada toplam 44 tane 1 var. Geldim 44 tane yazdım. E peki 44 tane 1'in toplamı ne olur? Tabii ki 44 gelir. Peki ortada sin kare 45 var. Sinüs 45 ne? Geldim yazdım. Kök 2 bölü 2. Bunun karesini alırsan ne olur? Tabii ki kök 2'nin karesi 2, 2'nin karesi 4. Sonuç olarak 1 bölü 2 geldi. Demek ki bir de bunun yanına 1 bölü 2 eklenecek. 44 artı 1 bölü 2. Ne yapıyorsun? Şununla şunu çarpıyorsun. 88. 1 ekliyorsun. 89. cevapta 89 bölü 2 geldi. Güzel insan. Önemli bir soru çeşidi. Benim için de senin için de. Şimdi Hemen geçelim bir sonraki sorumuza. Bir sonraki soru gerçekten son yıllarda geometrinin trigonometrinin içine uyarlanmış şekillerinden birisi. Şimdi birbirine eş 10 tane dikdörtgen bir düzlem üzerine aşağıdaki gibi konumlandırılmış güzel insanlar. Tanjant alfa kotanjant beta değeri kaçtır? Neye dikkatimi çekiyor? Soruya baktığımda bunların kenarları arasında hiç ilişki yok. Ama soru da vermiş. Bak şuraya bir baksana güzel insan. Bunun dikdörtgenin bir uzun kenarı 3 tane kısa kenar yapıyor. O zaman kısa kenara sen bir birim dersen uzun kenar 3 gelecek. Bu kadar. Bak olay bundan ibaret. Sen buraya 1 yazacaksın, 1 yazacaksın, 1 yazacaksın. Mevzu bitti. Şimdi geldim hemen şuraya 3 yazdım. Şuraya 3 yazdım, şuraya 3 yazdım benden kotanjant beta isteniyor. Bak şu üçgene baktınız mı güzel insanlar? Şu üçgende kotanjant ne? Tabii ki komşu karşı. Tekrar gösteriyorum. Komşu karşı. 3, 6, 9, 11. O zaman kotanjant beta 11 bölü 3. Şimdi geldim tanjant alfaya. Ya onu nasıl bulacağım? Çok basit. Hemen şurayı uzatacaksın. Hemen burayı uzatacaksın. Bir üçgen elde edeceksin. Bak bakalım burada bir birim. Şurası 3 birim. Şurası 3 birim. Şimdi tanjant dediğin şey ne? Tabii ki karşı 6. Komşu 4. O zaman şurası da 6 bölü 4 geldi. Bizden istenen 6 bölü 4 artı 11 bölü 3. Bunu 4 ile bunu 3 ile çarptım 18 çarptım 44 bölü 12 44 54 62 bölü 12 sadeleşir 31 bölü 6 gelir. Cevap da A şıkkı çıkar. Güzel insanlar. Neye dikkat edecek Bak benim için önemli olan şey şu. Alttaki tanjant kotanjant değil. Ben şuna bakarım. Bunu görür görmez bu dikdörtgenlerin kısa kenarıyla uzun kenarının ilişkisini gördüğün an canım benim sen bu işi kavramışsın demek. Gerisi zaten gelecek. O önemli değil. Mevzuyu lütfen ama lütfen kavra. Gel bir sonraki soruya. Şimdi bir sonraki soru yine benim çok sevdiğim geçen dersinde ilk başında yani ünite 3'ün ikinci dersinde anlattığım üçgenlerin kenarlarını trigonometrik ifadeler türünde nasıl yazdığımızı gösterdim. Şimdi iyi dinleyin hem de bir nevi tekrar olacak. Aşağıda o merkezli bakın o merkezli yarı çap uzunluğu bir birim olan yarım çember ile ADO göstermiş zaten OBC dik üçgenlere gösterilmiş. Burada A, B, E noktaları çember üzerinde. Yani şu nokta, şu nokta, şu nokta zaten çember üstünde. Tamam. Şimdi peki burada diklik verilmiş. E de eleman OC yazmış. Buna göre CB nedir? Şimdi bak canım benim iyi dinle beni. Çok önemli bir şey burası. Burada sonuçta birim çember ya. Bir nevi birim çember demeyelim de. Yarı çapı bir birim. Şurası bir birim. Şurada bir birim. Gelin onları bir yazalım. Buraya bir yazdım. Buraya bir yazdım. Benim öğrencim Gözü kapalı, artık gözü kapalı. Şunu demek zorunda. Hocam, hipotenüs birse, açı ne olursa olsun bunun karşısı yani şurası sinüs alfadır. Ben bunu biliyorum hocam. Ben bunu artık öğrendim. Peki bunun komşusu her zaman kosinüs alfadır. Ben bunu biliyorum hocam. Sorun yaşamam, gözü kapalı bunu yaparım. O zaman bunları söyledim. Şimdi geldim şuraya. Ben buraya geldim. Beta dedim. Ve ilk yorumum alfa ile betanın toplamı kaç? 90 derece. Bak iyi dinle şimdi. Burada alfa ile betanın toplamı 90'sa alfa var. Eksik olan yer yani şurası ne gelecek? Tabii ki beta gelecek. 90 beta ise şura ne gelecek? Alfa. Yine ikinci dersin başı. Benim için çok önemli demiştim. İşte bak sürekli karşıma geliyor. Ben burada şunun neyini biliyorum? Komşusunu mu biliyorum? Karşısını mı biliyorum? alfanın karşısını biliyorum. O zaman komşu her zaman kotanjant alfaydı. Bunu böyle bileceksin. Ya hocam çok ezberi olmadı mı? E şimdi gel ezberi kaldırayım sana. Hemen şu üçgende alfaya göre bakın şuradaki alfaya göre kotanjantı bulun. Ne yazacaksın? Komşu bölü karşı. X bölü 1. Al sana bak kotanjant alfa. X dediğin ne çıktı? Kot alfa. Bu bilinecek böyle. Ama soru şöyle olsaydı şura alfa olsaydı bura 1 olsaydı bak bu sefer karşı ben dedim size burada tanjant alfaydı bileceksin hatta hipotenüsünde yazdım özellikle sekant alfaydı bileceksin bunlar önemli bizim için çok önemli hatta şurada OC'nin de yine bir önceki derste kosekant alfa olduğunu öğrettim sana gel hemen onu da yaz burası kosekant alfa komplesi bileceksin tamam mı şimdi artık çözüme başlayalım 1- CB tanjant alfaymış. Hayır. CB kotanjant alfa. Bu gitti. Bu yanlış. Peki AD hemen güzel insanlar bakalım. AD ne? Sinüs alfa. Geldim onu buldum. Çarpı CB. CB ne? Kotanjant alfa. Yani kosinüs alfa bölü sinüs alfa. Burada bunlar birbirini götürdü. Cevap ne geldi? Kosinüs alfa. Evet doğru. Şimdi EC. Ben EC'yi bulmak istiyor muyum? Evet. Buranın tamamını ne buldum? Kosekant. O zaman yarı çapı yani bir birimi çıkartırsan AC'yi bulursun. O da ne? Tabii ki kosekant alfadan birin çıkarılmış halidir. Bu da doğru. Cevabımız ne gelecek? 2 ve 3 yani D çıkacak. Ama gerçekten ama gerçekten her öğrencinin alacak bunun resmini çekecek tamam mı? Ya da gidecek bir kağıda bunu çizecek. Dolabına masasına bunu yapıştıracak. AYT matematikte bana göre Trigonometride en önemli kısımlardan birisi uzunlukları trigonometrik ifadeler türünden yazma. Ben bunun için ne yaparım? İki ders anlatırım gerekirse. Üç ders anlatırım ama öğrenci bunu bilecek. Çünkü banko ölseydi bana buradan soru soruyor. Bana buradan vuruyor. Haberiniz olsun. Tamam mı? Geldik hemen bir sonraki sorumuza. Şimdi örnek 20'mizde ne var? Şekilde ABC'de dikdörtgeni ELKH dikdörtgeni eşmiş. Bunlar eşmiş. E burası da bir kare güzel insanlar. Tamam. Şimdi buradaki G, B ne açısı güzel insanlar? Hemen bakalım C. G, B, C açısı. Şuradaki kısım tetaymış. Hemen geldim şuraya tetasını yazdım. Peki G, C, L, G, C, L. Yani neresi güzel insanlar? O da şurası. Burası da neymiş güzel insanlar? Beta. Tamam onu da geldik yazdık. Bir ne kaldı? Alfa kaldı. H, B, C. Yani şuranın mecburen tamamı da alfaymış maviyle gösterelim. Buraya kadar her şey normal. Tanjant teta 3 bölü 5. Tanjant teta 3 bölü 5. Peki tamam bunu kullanacağız. Kotanjant beta da 3 bölü 4. Bak bu daha tatlı sanki. Şimdi gelelim hemen bunun komşusuna yani şuraya güzel insanlar ne yazalım? 3K yazdık. Tamam. Peki karşısı ne olacak? 4K. Geldim yazdım. Bu cepte. 3K'ya 4K. Şimdi geldik buraya. Tanjant teta 3 bölü 5. O zaman şurası 3K ya bak. Tanjant demek karşı bölü komşu ya. Karşın zaten senin 3K. Demek ki komşu dediğin ne olacak? 5K. Geldim buraya 5K yazdım. Dikkat. Soruya dönüyorum. Eş. Demek ki bu dikdörtgenin bir uzun kenarı 5K. 4K'sını yazdın. Geri şuraya ne kalacak? K. Geldim hemen yazdım. Burak K oldu. Burak K oldu. Burak K oldu. Bunları buldum. Peki neyi dikkatimi çekiyor? Burası K ise iyi izle bak. Lütfen bendesin kopma. Bunun şurası K tamamı 3K şuradaki parça 2K. Yani dikdörtgenin kısa kenarı 2K. 2K, 2K geldi. Benden istenen tanjant alfa. Soru bitti. Niye? Hemen H'dan buraya bu kısmı uzattım. Uzattıktan sonra şuraya 90'ımı yapıştırdım. Dikkat şurası kısa kenar olduğu için 2K. Burası şurayla eşit olduğu için K. 5K'yı artık siliyorum. Ne yazacağım oraya? Tabii ki şöyle yazacağım. K'yı buraya kullandığım için 4K. Üçgen şöyle bir üçgen oldu. Hemen çok kötü oldu. Hemen silelim mi? Ya da sıkıntı yok. Şurası 4K. Şurası 2K. 3K. 2K daha. 5K. Bizden istenen tanjant alfa. Şurada zaten alfa açısı 5 bölü 4. Yani C şıkkı gelir. Bazen böyle heyecanlanıyoruz. Hızlı bir şekilde öğretmeye çalışıyoruz. Aslında hızlı değil de nasıl diyelim bir an önce göstermeye çalışıyoruz diyelim. Mevzu ama bu şekilde. Şimdi özetleyelim mi? Özetleyelim. Birincisi o tanjant beta 3 bölü 4. Demek ki betanın komşusu 3. Karşısı 4. Bunu kullandım. Tanjant teta. Demek ki teta'nın arkadaşım karşısı 3. Zaten 3K yazmıştık. Komşusu 5. O zaman bu dikdörtgenin uzun kenarı 5 geldi. 4'ünü yazdık, 1'ini yazdık. Bura kare ise 1, 1, 1. Hepsi 1K. Sonra, sonrakisi zaten kendiliğinden geldi. Geçtik hemen bir sonraki sorumuza. Çok güzel bir soru. Lütfen bende kalın yine. Bütün detayları çok ama çok önemli bir şekilde göstereceğim. Önce bakın açı ortay demek eşittir katlama demek. Bunu sakın ama sakın unutma. Açı ortay eşittir katlama. Şimdi yukarıdaki şekilde ABC dik üçgeni AB kenarı AC kenarı üzerine gelecek biçimde aşağıdaki gibi katlanıyor. Tamam ve burada AE dediğim ifade kök 2'ymiş güzel insan. Burada AD de 1 artı kotanjant teta. Ya şimdi diyorsun ki lan bu teta ne? Kotanjant teta ne? Bunlar nereden geldi? Bunlar nasıl olacak? Şimdi bak o iş bizde. Bekle. Ve AC'nin teta türünden eşiti nedir? Şimdi güzel insan. Katlamada Bak katlamada unutma şurası şuraya eşit. Geldim hemen şunların eşitliğini gösterdim. İkincisi bu katlanıp buraya geldiyse burada buraya eşit güzel insan. Ama unutma katlamada her zaman söylerim açı ortaya oluşur. Bu katlanıp buraya geldiği için şu açı şu açıya eşittir. E zaten tamamı 90 ise mecburen şura 45 mecburen bura 45 olacak. Bunlar cepte. Bunları hep kullandım. Şimdi iyi izle. Hemen geldim. Yardımcı doğrumu çizdim. Şimdi güzel insan. Şurası 90 sa, 45 ise burada 45 geldi mi geldi. Bu cepte. Şimdi neyi dikkatimi çekiyor? O zaman şurası bir birim, şurası bir birim. Ama hocam AD'nin tamamı 1 artı kotanjan teta'ydı. E sen kimi yazdın? 1 yazdın. Eksik olan yer kotanjan teta. Biraz önce sana bir şey ürettim. Bak fark ettin mi? Şurası 1 şurası kotanjant teta ise bu açı ne olmak zorunda? Teta olmak zorunda. Demek ki şurası teta'ymış güzel insan. Bunu bileceksin işte. Bu önemli. O teta'yı oraya yazmak önemli. Şimdi bak iyi izle. Tekrar söylüyorum. Senin komşu değerinin karşı değerine oranı her zaman kotanjanttır. Ama açısı neyse o açıdır. İşte burada teta yazdığı için burası teta geldi. Şimdi bak bu katlanıp buraya geldi bak. Bu katlanıp buraya geldi. Tekrar gösteriyorum. B'nin köşesi geldi D'nin üstüne. Demek ki B açısıyla D açısı tıpatıp birbirinin aynısı güzel insan. Burası da cepte. Şimdi ben şunu biliyorum. Buradaki AD şu katlandı. Buradan geldi bak. AB katlandı. Hemen şununla göstereyim. AB katlandı buraya geldi. Demek ki benim AB uzunluğum da 1 artı kotanjant teta. Bizden kimi istemiş? AC'yi. Lütfen bende kalın. Çok önemli yer şimdi başlıyor. O zaman ben şunu biliyorum. Bir üçgenim var. Bu sefer güzel çizeceğim. Korkmayın. Bu sefer çok minnoş çizeceğiz. Şuradaki açım 90. Şurası B köşesi. Şurası A köşesi. Şurası C köşesi. Ben buranın 1 artı kotanjan teta olduğunu biliyorum. Buranın da teta olduğunu biliyorum. Kimi istiyorum? Karşıyı istiyorum. O zaman karşının bak karşının komşuya oranı ne? Karşının tabii ki komşuya oranı tanjan tetadır hocam. İşte buradan geliyor olay. O zaman K'yı yalnız bırakırsam tanjant teta çarpı 1 artı kotanjant teta. İyi izle. Tanla birin çarpımı tan. Burası dokunmayacak. Tanla kotanjantın çarpımı zaten birdir. Bu sefer şuradaki ifade 1 artı tanjant teta geldi. Aradığım K sayısı. Yani cevap C şıkkı oldu. Gerçekten ömre bedel. Tam AYT sorusu koy 2024 banko sırıtmaz. O kadar ki güzel yani. Gerçekten o kadar ki güzel bir soru. Şimdi buna bir tane yıldız atmak istiyorum. Hatta şöyle 5 tane de atalım güzel insan. Geldik 22. sorumuza. 22. soruda. Şimdi benim öğrencim şunu bilmek zorunda. Ben onu zaten hatırlatacağım sana. Şimdi şöyle bir birim çember çizdim. Koordinat sistemine geldin çizin Tamam bak sohbet ediyorum sende. Sohbeti ediyoruz ama tabii ki sohbet bir yerden sonra artık derse dönüşecek. Şöyle bir tane teğet çizdim. Teğeti çizdikten sonra şuradan güzel insan bir tane tabii ki teğete dikme attım. Bunları attık. Şuraya geldik 90'ımızı yazdık. Bak geldim hemen seninle birlikte şuraya 90'ı yazdım. Şuradaki açıya da alfa yaz. Benim öğrencim bak açık ve net söylüyorum. Benim öğrencim şunları bilecek. Bilmezse olmaz. Lütfen not al. Bilmiyorsan tekrar et. Şurada kosinüs ekseni diye bak şurası kosinüs diye. O yüzden şu uzunluk sekant alfa. Bunu ezbere bileceksin. Şu eksen sin üstü ya. O yüzden burası güzel insanlar kosekant alfa. Bu birinci bilgi. Yetmez. Bak yetmez. Şuranın tanjant alfa olduğunu bileceksin. Buranın kotanjant alfa olduğunu bileceksin. Bak. Kot, kot, kosekant. Yani c'ye c. Üstler c'ye c. Altlar da tanjant hani sin bölü kos ya. S üstte ya. S'ye sekant. Bu şekilde kodla ezbere bil bunu. Bak bileceksin. Şimdi geldim yukarıdaki dik koordinat düzleminde O merkezli birim çember ve bu birim çembere B noktasında teğet olan AC doğru parçası verilmiş. Tamam. E şimdi adam sana buraya 180 eksi teta yazmışsa onu 180'e tamamlayan bu kısım ne olmak zorunda? Tabii ki teta olmak zorunda. Al sana bundan farkı gelmedi. Bak farklı bir şey yok. Başla Emre hocam. Bura 1 mi? Bunun karşısı tanjant teta mı? Bunun karşısı o zaman güzel insanlar kotanjant teta mı? Şurası o zaman sekant teta mı? Şurası kosekant teta mı? Bak bunu bil soru saniyesinde gelecek zaten. Amacımız zaten burada sizi hızlandırmak. Bu açıya göre değerleri yazabilmek. Mevzu bitti güzel insan. Bak BC. BC ne bulduk? Tanjant teta. Geldim hemen yazdım. Bak BC yerine tanjant teta yazdım. Eksi 1 bölü AB. AB ne? kotanjant teta. E 1 bölü kotanjant demek tanjant demek. Demek ki tanjant tetadan tanjant tetayı çıkarmanı istiyor. Cevap sıfır. Bu kadar. Olay bundan ibaret. Ama canlarım lütfen güzel insanlar lütfen bunu ezbere bilecek benim öğrencim. Bir, Açı alfa mı? Kosinüs olduğu için ters harflisi sekant alfa. İkincisi ters harflisinden kosekant alfa. Üçüncüsü aynı harften kotanjant alfa. Sinüsle benzer olduğu için tanjant alfa. Mevzu bu. Hocam bana bir de ezberlemeyelim mantığını anlat. Buraya K dedim. Karşının komşu oranı K bölü 1. Karşının komşu oranı neydi? Tanjant alfa. Geldim tanjant alfamı yazdım. Şöyle buranın tanjant alfa olduğunu gösterdim. Tekrar söylüyorum. Karşının komşu oranı tanjant alfa. Şimdi buraya geldim. Alfa şuraya geldim. Beta. Alfa ile betanın toplamı 90. Alfa buraya geldi. Şimdi bu sefer iyi izle. Komşunun karşıya oranı. Komşunun karşı yola neydi? Kotanjant harfi. Bak ispatları da var. Zaten önceki derslerde anlattım güzel insan. Gel hemen 24. sorumuza. 24. soru. Peki zor mu? Değil. Çok basit hatta. Benim öğrencim artık 2 saniyesinde yapacak. Ondan eminim. Hiç şüphem bile yok. Net. Bak net. Ne anlattıysam bileceksin. Bildiğin zaman da soru kaçırmayacaksın. Ben bunun sana garantisini veriyorum. 4 ile 4 yapacaksın. Net bak. Bu kadar eminim. AC 2 birim. Geldim hemen şuraya 2 birim yazdım. CD 3 birim. Geldim buraya yazdım. Soru bitti ya. Bak soru bitti. O zaman benden bu dikdörtgenin alanını istemiş. Dikdörtgenin alanı uzun kenarıyla kısa kenarın çarpımı. Gel önce bunu bulalım. Şimdi güzel insan bak iyi izle. Sana ne lazım? Hipotenüs lazım. Ne var elinde? Karşı var. Karşının hipotenüse oranı ne? Karşının hipotenüse oranı. Tabii ki sinüs alfa. O zaman şuraya geldim A yazdım. 3'ün A'ya oranı sinüs alfaymış. E geldim buradan sine paydaya A'yı yukarıya. 3 bölü sinüs alfa ne geldi güzel insanlar? A çıktı. Demek ki şuradaki A sayısı 3 bölü sinüs alfa. Bunu buldum. Şimdi bura 90, bura alfa ise şuraya geldim beta yazdım. Şuraya geldim 90 yazdım. Şuraya geldim alfa yazdım. Bunu nerede çok kullandım? Analitik geometri. Emre hocam onu da bana hatırlat. Bize ezbere iş yaptırma. Tabii ki o iş bizde. Güzel insanlar analitik geometri de hatırlıyor musunuz? Şöyle kare soruları vardı. Başlıyorduk böyle etrafına çizmeyi. Hemen şuradan bir tane. Şuradan bir tane. O çok kötü oldu. Geri gel. Şöyle ee, şöyle yapalım. Otomatikmen birleştirecek mi birleştirmeyecek. Şöyle şöyle. Canlarım hemen ne yapıyorduk? Başlıyorduk. Şura 90. Şura alfa. Şura beta. Şura 90. Şura alfa. Şura 90. Şura beta. Şura alfa şura 90 şura beta 90 alfa 90 beta 90. Bak bunu bileceksin. Ne yaptım? Hemen şimdi kısa kısa yavaş yavaş anlatacağım. Alfa ile beta'nın toplamı 90. Beta var. 90 varsa alfa. Alfa var. 90 varsa beta. Beta var. 90 varsa alfa. Alfa var. 90 varsa beta. Böyle. O zaman alfa beta alfa. Şimdi şurayı da bulalım değil mi? Bir işimize yaramayacak ama bulalım. Derin hemen şuraya da beta yazmasını bil. Şimdi iyi dinle. Kimi kullanacağım? Komşuyu. Kim lazım? Hipotenüs. Geldim bu sefer buraya B dedim. O zaman komşunun hipotenüse oranı 2 bölü B neye eşit güzel insan? Tabii ki kosinüs alfaya eşit. Buradan 2 bölü kosinüs alfa eşittir B. Bunların çarpımını istemiş. Cevap hemen 3 bölü sinüs dediğiniz şey aslında 3 tane kosekant alifadır. Burası da 2 tane sekant alifadır. Bunları çarparsan 6 tane kosekant alfa sekant alifa diyeceksin. Sakın bunlar birbirini götürür deme. Ha? Öyle bir şey yok. Tamam mı? Geldik bu soruyu da böyle bitirdik. Neyi de hatırladık? Analitik geometrideki bu bilgiyi de hatırladık. Bunların hepsinde benzerlik kullanabiliyormuşum. Bunu da gösterdim sana. Tamam mı güzel insan? Peki bu soruyu şöyle dışarıda da oluşturabilirdin. Şu şekilde. Oradan da gelir fark etmez. Geldim hemen 25. soruma ve benim son sorum. Bu soruda yine çok güzel. Soruyu lütfen benden dinle. Sonra kendinle bir kez daha yorumla. Şimdi burada AC bak uzunluk ne yapmış? ÖSYM'nin sevdiği gibi trigonometrik bir ifade türünden yazılmış. Tamam. Birim çembermiş. İyi güzel. Birim çemberde benim hemen aklıma gelen dikmeyi indirmekti. Ben geldim buraya dikmeyi yazdım. Senin hipotenüsün birse benim öğrencim ezbere biliyor artık. Karşısı sin alfa. Bunun komşusu ise kosinüs alfa. Şimdi bizden istenen sin alfa değerini bul demiş. Ya soru biraz zor ama benim öğrencim bunu kavrayacak, kaçırmayacak. Hemen gösteriyorum. Burası kosinüsse karşısı da kosinüs. Geldim buraya kosinüs alfa yazdım. Peki dikkat burası sinüs mü? Evet o zaman burada sinüs. Tamam geldim buraya da sin alfa yazdım. Peki buranın tamamı bir birim yarıçaptan dolayı o zaman şu parça bir eksi sinüs geldi. Şimdi soru bitti. Niye hocam? Hemen aşağıya almak istiyorum ve tabii ki şu şekilde alacağım. Elimde bir üçgen var. Ve bu üçgenin bir kenarı kosinüs. Diğer kenarı hipotenüsü sinüs. Burası da bir eksi sinüs ne yapacaksın? Pisagor teoremi uygula. S kare eşittir güzel insan. 1 eksi s'nin karesi artı c'nin karesi. S kare eşittir. 1 eksi 2 s yani birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. ikincinin karesi artı c kare. Neye dikkatini çekti? C kare ile s karenin toplamı 1'di. O zaman şöyle bir şey oldu burası. S kare 1 eksi 2 s artı 1 oldu. Hepsini bir tarafa attım. S kare artı 2 s Hatta şöyle yapacağım bak atmayacağım. Bunu atmayacağım. Bu duracak burada. Niye öyle bir şey yaptın hocam? Çünkü amacım tam kare yapmak. Tam kare. Nasıl olacak hocam bu? Ben buraya artı 1 ekleyeceğim. Buraya artı 1 ekleyeceğim. Yani burada ikinci dereceden denklemlerin delta formülünü kullanmak istemiyorum ben. İstemiyorum. O zaman burası ne oldu? Hemen gösteriyorum. Bak S artı 1'in parantez karesi eşittir. 3 geldi. Bakalım şimdi yaptığımız şey doğru mu? Birincinin karesi s kare. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı 2 iki ise ikincinin karesi. Şimdi buradan ne olacak? S artı 1 bir, bir köküçe eşit olacak. Çünkü kare kökünü alacağım. Kare kökünü alacağım. Bir de S artı 1 eşittir. Eksi köküç. Şimdi zurnanın son deliğindeyiz. Burası önemli. Cevap acaba buradaki S değeri köküç eksi 1 mi? S değeri eksi 1 eksi köküç mü? Hangisi olacak? tabii ki güzel insan bu olacak. Niye? Senin aradığın sinüs değeri her zaman eksi 1 ile artı 1 arasındadır. Senin şuradaki sayın şu eksi 1 eksi köküç dediğin ifade bu aralığın içinde değildir. O yüzden cevap budur güzel insanlar ve dersimizin son sorusu da bitti. Gerçekten bence çok güzel bir ders oldu. Elimden geldiğince bütün detayları mükemmel bir şekilde anlattığımı düşünüyorum. Sizden ufak bir isteğimiz var her zamanki gibi. Muhteşem üçlünüz. Beğenip, yorum yapıp, abone olmanız. Çekinmeyin. Yorumlara sorularınızı, sorunlarınızı bırakabilirsiniz. Ben de destek olacağım. Kendinize iyi bakın. Canlarım, seviliyorsunuz. <laughs>